Merhaba ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün Ikea'ya geldik. Tam olarak niye geldiğimiz... Evet. Halımızı yaktık geçenlerde, nargile yaktığımızda kömürünü düşürdük. O yüzden yeni halı almaya geldik. İnşallah aynısı vardır ama aynısı yok diye biraz korkuyorum şu an. Akşama camiye iftara gideceğim ilk defa bu sene. Sürdüğün çorabını arıyoruz ama bulamadık. Bulamadım çorabını. Nereye attıysa bunu. Allah'ım yarabbim, bu çocuk arabada hep çoraplarını çıkarıyor. Sude, çorabın nerede? Nerede çorap? Nein, richtig. Defne de buradaki oyun parkına gitmek istiyormuş. Ja, und hier gibt's auch Klo-Klein. Niye, tuvaletin mi var? Nein. Okay, then go to the park. Look, look. It's so fun. It's so fun. Tren. Bu arabanın içinde yan oturmuşsun, çok seviyorum. Evet. Nasıl çekiyor bunu? Yan oturmuşsun. Arkaya bakmayı seviyorum. Merhaba Efe. Tschüss Sude. Tschüss. Bye bye. Kamera çekti. Utandı. Şurada. Hadi. Halının aynısından yoksa problem yaşayacağız. Çünkü öbür halımız sarı. İki halıyı birbirine uydurarak almıştık. Ama istemiyorsun kırmızı. İlla diyor ki sarı halının yanına kırmızı aldım bir tane de. Evet, biz girdik şimdi ama maalesef. Bir de şurada reklamını yapmışlar. Bu kızın istediği yine olmadı. Ne zaman gelsek doluyuz diyorlar. Şunu çekti. Açılana kadar kutular. Sude'nin keyfi. Keyif mi yapıyorsun? Ya. Aha. Evet, Sude Hanım. Sana şimdi bunlardan alacağız. Kaç tane alayım sence şunu? Alın, buyurun. Bu sizin. Bence çıkartmaz. Çıkartmaz mı? Neden mi aldınız ya da? Ha, bu da şey, ipli satıcı. İpi de var. İstiyor mu illa? İstiyor. Şu mu? Hayır, bu daha değişik. Bu daha kalitelisi olan mı? Bu daha küçük. Çok uyuklamış. Hı. Evet, ben şimdi çocukların odasına yeni halı bakıyorum. Çünkü onların odasındaki şu anki halı hiç hoşuma gitmiyor. Şunu buldum. Gri. Çok kararsız kaldım gerçekten. Şu da güzel ama bu sanki çok çabuk çok pis dururmuş gibi geliyor gözüme. Şu gri olanı fena değil sanki. Hı. Ne yapsak? Şu gri olanı nasıl? Küçük olur bence bu halıları. Nasıl da o? Benim mi? Benim mi? Aynı mı şurası değil mi? Şu an ilk laf böyle. Alayı yamurttuk. Sude ne olacak mı? Hadi hop hop hop. Aferin. Beni ne zaman çekecek diyor. Vural'ın iş yerinin önünden geçecek Defne çok merak ediyormuş. Bu arada Ikea'nın içinde fazla bir çekim yapamadım çünkü acayip kalabalıktı. Evet, ben şu an evin kapısının önündeyim. Vural'la çocukları eve bıraktım. Hemen bir alışverişe gitmem lazım. Burada pazar günleri hep her yer kapalı ya. O yüzden önce bir alışveriş yapmam gerekiyor.
Ama o kadar yoruldum ki size anlatamam. Yani uzak bir yere gidip IKEA gibi alışverişler falan yapmak Ramazan'da gerçekten akıl işi değil. Yol beni çok yordu. Her neyse, ben şimdi alışverişe gideyim. Kamerayı Vural'a bırakmayı düşünüyorum. Belki o da bir şeyler çekersin. Alışverişi devam. Ich will poop sen. Das wurde. Tamam. Şimdi. Hayır, Sprudel nasıl mı pupsini yapsın? Ya. Ben ne diyorum, bu çocuk ne diyor? Deli. Evet. Sprudel aldığımız yeni şey. Pup. Güzel oldu üstüne. Pup. Hiç çıkarma şeyi de yok. Hiç çıkarmak da istemedi üstünden. Yemeğini yiyor, acıkmış bücür. Tatlı. Defne'm, sen yemeğe başlamamışsın. Evet, buldum sen. Tamam, ben sana içecek vereceğim. Evet, Defne soda istediği için şöyle gidin koyayım kamerayı. Şişeyi alayım. Defne'ye bir soda hazırlayalım. İçine suyu doldurduk. Bunu buraya koyup kapatıp. Defne, bas düğmesini aşkım. Bas. Bas, iyice bas. Tipe basıyoruz. Ve Defne'nin sodası bitmiş oldu. Ben yemeyeceğim. Defne'mişim bayağı. Evet, biz şimdi camide iftarımızı açtık. Cami de bizim eve çok yakın, 10 dakika yürüyerek. O yüzden şimdi eve yürüyerek gidiyorum. Hem biraz yediklerimi eritmiş olurum. İyi gelir. Zaten iyi geliyor şu anda. Oh! Bir gün daha bitti. Merhabalar. Bugün ertesi gün. Dün iftardan sonra öyle bir mayışmışım ki ne IKEA'dan aldıklarımı çekebildim, aslında onu çekmek istiyordum, ne başka bir şey yapabildim, öyle kaldı. Şimdi çok hızlı bir şekilde kuzenimin kızının doğum gününe gidiyoruz, yani yeğenim sayılır. Birinci doğum günü. Hoppa. Sude dayanamayıp öyle uykusuna yattığı için aslında daha erken çıkacak yola. Biraz geç kaldık, o yüzden biraz aceledeyiz. O yüzden evde yine bir şey çekemedim. Ama akşam sana size muhakkak IKEA'dan aldıklarımı göstereceğim. Şöyle düşebilirim. Bakarız ya, düşeceğiz. Araba için şöyle bir şey almıştım. Ne diyorlar ona? Göstersene bari. Ya göstermiştim bir kere ya. Aldığımda göstermiştim zaten. Şöyle silikondan istediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz üstüne. Arabada kaymıyor. Ve kamera şimdilik İdare ediyor vallahi, bak düşmüyor. Valla bayağı da frene bastım şimdi ama. Gerçekten durdu. Dayanıyor, bayağı yapıştı çünkü üstüne. İyi oldu lan. Evet, çünkü artık araba kullanırken kendini de çekebilirsin herhalde. Şöyle bir çevirelim. Oha. Bayağı yapışıyor değil mi? Evet. Değil mi böyle? Hı-hı. Kendini çekebilirsin. Güzel bence. Sonunda arabayı tamir ettirebildik. Tahmin ettiğim gibi arabanın aküsü çıktı. Arabayı biraz temizlememiz lazım herhalde. Cama bir baksana. Evet, yani dışarıyı çekemeyeceğim sizin için. Çünkü cam felaket. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bu gerçekten güzel oldu böyle. Olmazsa iki günlük bir vlog da olabilir. Sıla'yı olur vlog. Vlog. Vlogu. Evet, Türkiye'ye arabayla gideceğiz ya. Hani inşallah. İnşallah. Bayağı bir Sıla yolu çekeriz size. Aslında Vural çok heyecanlı mesela, şimdiden çok heyecanlı her şey. Bir ay kaldı lan tek. Oğlum ya. Çok heyecanlı, şimdiden her şeyin hazırlığını yapıyor. Ben o kadar heyecanlı değilim maalesef. Ben araba yolculuğunu pek sevmiyorum o kadar. Çok midem bulanıyor, çok başım ağrıyor. Her neyse, böyle yol boyu yok, sizden konuşacağız. Kartı dolduracağız. Dolduralım. Birazdan görüşmek üzere, bay bay. Evet, yeniden merhaba. Yeniden merhaba diyorum çünkü en son çekim yaptığımdan beri saatler geçti. Gerçekten saatler geçti.
En son saat 3'e mi ne geliyordu yanılmıyorsam. İşte doğum gününe giderken arabada çekim yapmıştık. Doğum gününde hiç çekim yapmadım. Çünkü bizim doğum günümüz değildi. Bizim partimiz değildi. Bizim evimiz değildi. O yüzden hiç kimseye rahatsız etmek istemedim. Elimdeki kamerayla, bir de benim tanımadığım birçok insan vardı orada. O yüzden gerçekten hiç kimseye rahatsız etmek istemedim. Ama size tabii ki Ikea'dan aldıklarımı göstermeden de yatmak istemedim bugün. Arkada çamaşır. Dediğim gibi saat bayağı geç. Ev halleri. Evet, size şimdi kısaca aldıklarımızı göstereceğim. Biz alışverişimizde toplam 170 euro dedik dün. Çok fazla. Yine her zamanki gibi. İlk olarak şu halının aynısını bir daha aldık. Niye aldık? Çünkü şuradaki şu izi görüyor musunuz? Şu siyah. Halıyı yaktık. Ve halıyı yaktığımız için yeni bir halı aldık. Sonra yeğenimin doğum günü için, yeğenim diyorum, kuzenimin çocuğu olduğu için yeğenim olarak görüyorum. Şimdi göstereceğim şeyleri iki kere almış oluyoruz. Bundan iki tane aldık. Bir tane Defne'ye, bir tane de Derya'ya. Yeğenimin adı Derya bu arada. Böyle bir sulu boya kutusu. Bundan iki tane aldık. Dediğim gibi bir tane Derya'ya, bir tane Defne'ye. Sonra bir paket şöyle kalemlerden aldık. Böyle stempel. İşte böyle. Görüyorsunuz, burada gösteriyor zaten. Bundan aldık bir paket. Sonra ben bir de şimdi Derya'ya aldıklarımı maalesef gösteremeyeceğim. Çünkü bugün verdim hediye olarak. Derya'ya bir de böyle bir paket kağıt aldık. Renkli kağıtlardan. Sonra masa sandalye aldım hediye olarak. İşte oturup boya yapabilsin, oynayabilsin diye. Aynısı Defne ile Sude'nin odasında da var. Eğer unutmasam yarın gösteririm. Sonra Sude'ye iki tane şundan aldım. Böyle komple önlük. Yemek yerken çünkü üstünü felaket yapıyor. Ve normal önlükleri sürekli böyle çekiştirerek çıkarttığı için böyle bir tane aldım. Sonra Defne'ye böyle bir tane rulo aldık. Biz bu ruloyu, bu kağıt ruloyu Defne'nin boya masasına takıyoruz. Hatta burada görsel de var. Görüyor musunuz? Şöyle bir şeye takılı. Böyle kağıdı çekiyorlar çocuklar. Yapmak istedikleri boyayı yapıyorlar. Sonra kağıdı böyle yırtarak çekebiliyorsunuz. Sonra 3 paket peçete. Yok, 4 paketmiş, pardon. Şöyle şu şekilde. Şu renklerde, desenlerde. Sonra orada canım çekmişti. Şunlardan aldım. Bunlar tarçınlı kurabiyeler. Kurabiye diyebiliriz aslında, evet. Bundan 3 paket aldım. 2 paketi burada. Bir paketini o gün eve gelirken Vural çocuklarla birlikte arabada yedi. Sonra bıçak aldık. 2 tane aldık bundan. Bir tanesini Vural açmış, kullanmış sabah. Bunun bir de bir küçüğünü almıştık, evet. Bir küçüğünü almıştık. Sonra bir tane daha halı aldım. Bunu da girişte ayakkabılığın önüne aldım. Şöyle bir deseni var. Bence gayet güzel. Bunun üstünde böyle kir falan da çok fazla belli olmayacak bence. Ben size en son Ikea'dan aldıklarımı gösterdiğimde böyle bir tepsi göstermiştim. 3 katlı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlar var mı? İşte şöyle götürürüm, böyle götürürüm. Üstüne çayları koyarım. Altına pastaları falan koyarım. Bilmem ne bilmem ne. Anlatmıştım o gün öyle akıllı akıllı. Bir kere bile kullanmadım. Yani bir kere bile kullanışlı bulduğum için çıkartıp kullanmadım. Mutfakta öylece süs olarak duruyor. Üstüne daha çok böyle süs falan koyduk. Çok saçma bir şeydi yani. Keşke hiç almasaydım. Çok gereksizdi çünkü. Şöyle kocaman bir tepsi aldım. Ha, bir de Defne bir tane oyuncak ayı aldı. O mesela şimdi şu an yatakta yanında.
Onunla yatıyor aldığından beri. Ha, bir de bir şey daha var. Doğru. Bir de şu çadırı aldı çocuklar. Defne çok istedi bunu. Bu çadırın bir de şöyle bir tüneli var. Bunu böyle açıyorsunuz buradan. Kenardan. Böyle komple açılıyor. Tünel haline geliyor. Bir de bunların ikisini aldık. Evet, pozisyonumu değiştirdim. Arkamı yaslanabilmek için, belim ağrıdı çünkü. Ve yanılmıyorsam eğer başka da bir şey almadık. Bütün bunlar 170 euro tuttu. Şöyle göstermem lazım maalesef çünkü. Maalesef böyle kapatarak göstermem lazım. Çünkü bilgiler yazıyor. 170 euro bilmem kaç kuruş. Evet, şimdi bir de bu videoyu kapatmadan önce bir konuya daha dayanmak istiyorum. YouTube kanalımın ismini değiştirdim. Şöyle bir şey oldu. Ben dün buradan rica ettim. Ben alışverişteyken lütfen evde biraz çekim yapar mısın kızlarla diye. İşte yemek yiyeceklerdi falan. O da dedi ki niye yapayım ki? Bu kanal sadece senin kanalın. Sadece senin ismini taşıyor. Bu kanalın ismi Burcu Baş. Beni ilgilendirmezdi. O an bana dank etti. Dedim ki aslında o kadar haklı ki, aslında bu kanal gerçekten sadece benim kanalım değil. Bu aslında bir ailecek yaptığımız bir şey. O yüzden kanalın ismini değiştirmeye karar verdim. Şimdi de kısaca niye Almanya'da her gün baştan ismini koydum? Her gün dediğim, yani her gün çekim yapmıyorum ama günlük hayatı çektiğim için her gün kelimesini kullanmak istedim. Yani çünkü her gün böyle günlük hayatı temsil eden bir kelime benim için orada o şekilde. Ve baştan derken işte baş bizim soy ismimiz. Her gün baştan derken bizden, yani bizim ailemizden. Almanya'da her gün baştan derken Almanya'da her gün günlük hayatı, yani baş ailesinin günlük hayatı olarak öyle görün yani. O yüzden Almanya'da her gün baştan. İnşallah anlatabilmişimdir. Karman çorman bir şeyler anlattım şimdi ama bundan sonra Almanya'da her gün baştan bizimle yani. Evet, inşallah kanalın yeni ismi hoşunuza gitmiştir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda yine hep beraber görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de bir şey demek istiyorum. Bay bay diyecektim. Almanya'da her gün baştan. Evet, soy ismimiz gibi değil mi? Hı hı. O yüzden abone olmayı unutmayın. Like'layın. İyi geceler. İyi geceler.